Evet. Saygıdeğer izleyenler, Ünye Kaymakamlığı'nın hazırlamış olduğu, organize ettiği birinci kitap günleri Çalıştay'ındayız ya da kitap günleri alanındayız. Kitap günleri fuarındayız. Kitap günleri fuarında birçok tanınmış isim kitaplarını imzaladığı gibi ömrünü sağlık alanına adamış, sağlığa adamış Ünye'nin sayılı sağlık gruplarında yetkililerinden biri olan mikrobiyoloji uzmanı, daha değişik unvanları da var da biz detayına girmeyelim, yazar, çizer, karikatürist Ali Coşkun beyefendi imza günündeyiz. Hem imzalasın hem de biz Ali Coşkun beyefendiyi tanıyalım istiyoruz. Evet. Bir dahi kitabınızı bekliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bekle. Evet. Ali Coşkun beyefendiyi herkes tanıtmıştır. Ama biz de bir defa daha Ali Coşkun'dan biyografisini alalım. Evet. Ben Doktor Ali Coşkun. Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanıyım. 33 yıllık hekimim. Bunun 24 yılını Ünye'de geçirdim. Halen de geçiriyorum. Hekimlik mesleği dışında insanlara yararlı olmak hekimlik yönüyle yapmamın dışında insanlara bilgi yönüyle de faydalı olmak istediğim için karikatürü de çok sevdiğim için bazı önemli tarihi olayları karikatürle gençlerimize anlatma gereği duydum. Bunda da bilemiyorum başarılı oldum mu olmadım mı ama yoğun ilgiyi görünce inşallah insanlar sevmiştir diye düşünüyorum. Yaklaşık bir senede karikatürlerle anlattığım 3 tane kitap hazırladım. Bugün de bunları burada takdim ediyorum. Bir tanesi bütün tarihimizi anlatan, tüm Türk tarihini karikatürlerle anlatan bir kitabım. Kızıl Elma. Kızıl Elma yaklaşık bir sene önce çıktı. Ve hakikaten büyük yoğun ilgi gördü. Karikatürlerle bütün tarihimizdeki önemli olayları anlatmış bulunuyorum. Burada amaç okuyucuya aşırı yazı kalabalıklığındansa şekille olayın kafalarında, beyinlerinde daha kolay kalmasını sağlamaktır. İkinci kitap yaklaşık 7000 yıllık tıp tarihini anlatıyorum. Bu kitap özelliği itibariyle Türkiye'de bir ilktir. Yani tıp tarihini karikatürlerle anlatan ilk kitaptır. Burada da amaç yine aynı şekilde 7000 yıllık Türk tarihini, tıp tarihini Sümerlerden başlayarak yaklaşık 1800-1900'lü yıllara kadar karikatürlerle anlatan bir kitaptır. Bu kitapta da dediğim gibi özellik amacım kişilere tıp tarihini sıkmadan kolayca verebilmektir. Burada kitabın başka bir amacı da özellikle Müslüman ve Türk hekimlerin tıbba olan katkılarını burada göstermektir. Çünkü bunu araştırdıkça birçok kaynaktan yararlandım. Araştırdıkça gördüm ki aslında biz bilimde ve tıpta çok ileri buluşlar, çok ileri kademelere gelmişiz. Fakat bunlar bugün gün ışığına çıkmamış. Ben bunları tek tek burada gösterdim. İnşallah okuyucu da bunları okuyunca bizim ecdadımızın bilimde de ne kadar büyük işler yaptığını görecektir. Üçüncü kitapsa ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin tarihine çok güzel bir vurgu yaptım bu kitapta. Yine karikatürlerle anlatıyorum burada. Fenerbahçe'nin özellikle İstanbul'un işgalinde kahramanlık yaptığı yıllarda İngilizlere karşı nasıl mücadele ettiğini, Anadolu'ya nasıl silah kaçırdığını, 1959 öncesi Fenerbahçe'nin tarihini renkli olarak anlatan bir kitap. Bu kitapta yine aynı şekilde fuarda gördüğüm kadarıyla çok beğenildi. İnşallah bundan sonra başka kitaplarında olacak. Sizlerin bu ilgisi, alakası beni daha iyi kitaplar yapmaya teşvik ediyor. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Sayın Coşkun, öğrendik ki yakında emekli olup özel bir sektörde, özel bir hastanede yeniden
sıfırdan göreve başlayacakmışsınız. Başımdan hiçbir şey kaçmıyor. Rica ederim, rica ederim efendim. Yani evet, emeklilik dilekçemi verdim. Siz hem sağlık alanında hem de eli kalem tutan yazar çizerlerdensiniz. Bu işe meraklı, içinde olup da kendini gösterememiş yazar adaylarına neler söylemek istersiniz? Valla kendilerini ifade etmenin en iyi yolu sanatı kullanmak. Yani bir sanatı kullanarak kendinizi ifade ederseniz bir kere dünyada barış yolunu seçmiş olursunuz. Çünkü sanat her zaman için diyalog demektir. Onun için ben bütün insanlara mutlaka sanatı kullanarak düşüncelerini, kendi fikirlerini aktarmalarını öneriyorum. Çekinmeden, utanmadan, korkmadan sanatla kendilerini ifade etsinler. Sadece bunu tavsiye ediyorum. Bu birincisi olması hasebiyle kitap fuarını nasıl değerlendiriyorsunuz? En önemlisi o. Benim kitaplardan da önemli, her şeyden de önemli o. Ben Ünye'de kitap fuarının açılmasından son derece mutluyum. Yani buradaki gençlerin bu cıvıltılarını, ilgilerini, alakalarını gördükçe bu kitap fuarının açılmasına kimler ön ayak olmuşsa, kimler bunu başarmışsa, kimlerin bir damla suyu varsa bu kitap fuarının açılmasında hepsine binlerce kez teşekkür ediyorum. Böyle kültürel etkinlikler olmalı ki bu gençlerimiz daha da ileri safhalara gelebilsinler. Bu nedenle yapanlara, burayı bu hale getirenlere son derece teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de sizin şahsınızda eli kalem tutan tüm yazar çizerlere ve sağlık çalışanlarına sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Çok sağ olun.